Önümüzde Ramazan-ı Şerif ayı var. İnşallah. Tüm alacaklı da köyüne teşekkür ediyorum. Beni onur ettiler. Gelenlerden gelmeyenlerden Allah razı olsun. Özellikle de senden Allah razı olsun abi. Biraz sen önce gelin çekme. Bir kadınsın. Hayret beni. Allah üstü bir kadınsın. Ne olursun dua et de şu düş yavrunu ülkemizden alalım. Dene hanım dedi ki evladım dedi. O büyükler mütevaziydi. Ben kim oluyorum da Rabbim benim duamı kabul etsin. Ama Mevla'ya şöyle yalvardı. Ya Rabbi değil bu ana kadar bir gavura mahrem Müslümana bile ben saçımın telini göstermedim ya Rabbi. Şu anda sen ya Rabbi bizim Müslümanların kadınların vücutlarını onlara mı göstereceksin diye Mevla'ya yalvardım. Onun için aman evlatlarımıza sahip çıkalım. Kızlarımız 9 yaşına erdiği vakitte bu uçağına ermiş olabilir 15 yaşına kadar. Bu uçağına erdikten sonra artık saçımın telini göstermesin. Bu haramdır kemalimiz. Evlatlarımızı güzel yetiştirelim. Kur'an'la İslam'a göre yetiştirelim. İşte bir kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu da muhafaza eder, bir de atarat zevceha. Kocasına itaat ederse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dehaleti cennete, o kadın cennete girer. Bayan kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, tabii erkeklere anlattık, hanımlarına güzel davranacak, yumuşak davranacak. Hanımlar da kocalarının yanında fazla konuşmayacak. Onları üzmeyecek. Gerçekten piyasada iş yapmak kolay bir şey değil cemaatimiz. İnsanlar işinden, gücünden, yorgun, argın eve geliyor. Bir de evde kadın başlıyor, yemeği hazırlamamış, bir şey yapmamış. Veyahut da kocanın kafasını kıstırıyor. O zaman ne oldu? Ama dikkat edin. Birbirimize illaki yumuşak davranalım, güzel davranalım, birbirimizin gönlünü kırmayalım. Birbirimizi de illaki güzel geçinelim ki o ufak çocuklarımızın boyunlarını aşağı eğmemeye gayret edelim cemaati Müslümin. Evet ben fazla da uzatmayayım. Allah-u Teala inşallah bu merasimimizi mübarek eylesin. Rabbim bu kardeşlerimize güzel geçimler ihsan eylesin. Hoca Efendi'nin okuduğu gibi Rabbi ceallî muteyimassalâ. Allah-u Teala bize dua öğretiyor. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan ve min zürriyeti zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi ne olursun dualarımızı kabul eyle. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete aynin ve cealna lil muttaqin imama. Ya Rabbi bize zevcelerimizden zürriyetlerimizden gözlerimizi aydın edecek, bizi mesrur edecek, sevindirecek zevceler ve evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Ve cealna lil muttaqine imama. Ya Rabbi bizi muttakilere imam eyle. Takva sahibi olan kimselere imam eyle. İnşallah Rabbim hepimizi takva sahibi eylesin. Rabbim hepimizin evlerine huzurlar ihsan eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. والحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank you.
Biz seni misafir. Biz bu arada ikramlarımız başlamıştır. Tüm misafirlerimize afiyetler olsun diyoruz. Sim.